Minhas Ziman, York Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyan, parlak bir geleceği olan genç bir Kanadalıydı. Ya da en azından ailesini etkilemeye çalıştığı şey buydu. Gerçekte, Minhas, üniversiteye girmeyi başaramadı ve başarısızlığını kabul etmek yerine, her geçen yıl aldatmacanın büyümesine izin vermeye devam etti. Çifte hayatını saklaması giderek zorlaşıyordu, özellikle de mezuniyetine sadece günler kalmışken. Sonunda ruhsal durumu giderek kötüleşti ve tüm ailesini öldürdü. Dünyadaki suç haberleriyle ilgileniyorsanız ve videoda olandan daha fazla bilgi almak istiyorsanız, Sanal Dedektif Telegram kanalımıza abone olun. Bunu mümkün olduğunca çok insanın öğrenmesini sağlamaya kararlıydı. İşlediği suçun fotoğraflarını Discord kanalında yayınladı. İlk başta herkes bunun acımasız bir şaka olduğunu düşünse de, internet arkadaşları kısa sürede fotoğrafların gerçek olmaktan çok daha fazlası olduğunu fark etti. Discord, kullanıcıların tam adlarını, yaşlarını ve hatta ikamet ettikleri ülkeyi gizlemelerine olanak tanıyordu. Tüyler ürpertici fotoğrafları paylaşan kişinin gerçek kimliğini bulmak için çok çalışmak gerekti, ama zamanında oraya ulaşabilmişler miydi? Ve katil kaç can almayı başarmıştı? Her şey Toronto, Kanada'da gerçekleşti, ancak ondan önce Bangladeş ülkesi de dikkat çekmeye değer. Hikayenin ilk başladığı yer burasıydı. Bangladeş'in yoğun nüfuslu ve fakir doğası birçok yerli halkı göç etmeye itiyor ve bu hikayede adı geçen kişi de bir istisna değildi. Ülke 1971 yılında dünyanın en fakir ülkelerinden biri olarak listelenmişti, ancak hızla büyümekteydi. Buna rağmen, yaşamdaki iyileşme halen birçok sakini tatmin etmiyor ve daha iyi bir yaşam arayışıyla evlerini terk etme eğiliminde oluyorlardı. Manura Ziman da tam olarak bunu yaptı ve dikkatini pahalı şehir Toronto'ya çevirdi. Manura, Hindistan'ın yerlisi olan eşi Mama Tassa ile mutlu bir evlilik sürdürüyordu. Çiftin gelecekteki aileleri için büyük hedefleri vardı ve istediklerini elde etmek için kendi ülkelerini terk etmenin ve bir aile kurmak için yeni bir yer bulmanın en iyisi olduğuna karar verdiler. 2 yıllık bir hazırlık döneminden sonra çift Toronto'ya taşınabildi. 6 yıl sonra Minhas adını verdikleri bir oğulları, 2 yıl sonra da Melissa adını verdikleri bir kızları oldu. Anne Tassa hayatının büyük bir bölümünü sevdiklerine bakarak geçiren harika bir ebeveyndi. Mahallesinde ve Bangladeşli göçmen toplumunda sevilen ve saygı duyulan bir kadındı. Manura ise mütevazı ama gururlu bir adamdı. Ailesini her şeyden çok seven sadık bir Müslümandı. Hayatı boyunca taksi şoförü olarak çalıştı ve Toronto başkent bölgesinde uzun yıllar deneyim sahibi oldu. Hizmet verdiği mahalleleri mükemmel bir şekilde anlıyordu ve birçok kez ayın çalışanı ödüllerini aldı. Şirketindeki en seçkin taksi şoförlerinden biri olarak tanınıyordu. Her iki ebeveyn de büyük bir şehre taşınmış hırslı ve başarılı insanlardı, bu nedenle çocukları için yüksek beklentileri vardı. Minhas'a ve Melissa'ya kaderlerinde rahat ve müreffeh bir yaşam sağlamak için yüksek maaşlı ve saygın meslekler edinmek vardı. Aileleri onları bu yönde teşvik etti. Minhas mühendis, Melissa ise beyin cerrahı olmayı hayal ediyordu. Ancak çocuklar için başarıya giden yol kolay değildi. Melissa asi bir çocuktu, isyan ediyor, alkol ve ot içiyordu. Sık sık ailesiyle kavga ediyor ve hatta evden kaçıyordu. Minhas ise utangaç ve içine kapanıktı, zamanını kendini ifade edebileceği oyunlar oynayarak geçirmeyi tercih ediyordu. Ayrıca babasıyla birlikte sık sık camiye giderdi. Minhas başarılı olmak ve ailesinin katı standartlarını karşılamak için baskı altındaydı. Kendini baskı altında hissediyor ve onların beklentilerini karşılamak için çabalıyordu. Minhas ailesini harika bir haberle sevindirmişti. York Manor Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne kabul edildiğini söyledi. Anne ve babası bu haberi duyunca çok sevindi ve bu onun ailedeki altın çocuk konumunu pekiştirdi. Bu gerçekten iyi bir şey gibi görünüyordu ama aslında Minhas üzerinde daha da fazla baskı yaratıyordu.
artık başarılı olmak zorundaydı ve bu ona hata yapma veya başarısız olma hakkı vermiyordu. Film bu artan baskıyla Minhas daha da içine kapandı ve kendini çevrimiçi dünyaya kaptırdı. Popüler çevrimiçi sohbet uygulaması Discord'u kullanarak kendi oyuncu grubu ve kuralları olan Perfect World oyununun geliştirilmiş bir versiyonunu oynadı. Minhas bu topluluktaki arkadaşları ve diğer oyuncularla iletişim kurdu. Buradaki atmosfer genellikle oldukça olumluydu ve insanlar diğer oyuncularla gerçek bağlar kuruyordu. Oyun sayesinde Minhas kendini gerçekten ifade edebildi ve gerçek benliğini ifade ederken kendini çok daha rahat hissetti. Oyun oynarken, içinde bulunduğu zorlu gerçeklikten bir sığınak buldu. Ancak gerçek dünyadan bu uzaklaşma, kız kardeşi Melisa'nın evde bıraktığı gergin atmosferi daha da pekiştirdi. Melisa ergenlik isyanını sürdürdü ve neredeyse her konuda ailesine şiddetle karşı çıktı. Bir noktada hırsızlıktan bile tutuklandı, ancak daha sonra kamu hizmeti lehine suçlamaları düşürüldü. Sonunda erkek arkadaşıyla yaşamak için evden taşındı. Melisa artık orada yaşamıyor olsa da, Minhas onun geride bıraktığı evin gergin atmosferini halen hissediyordu. Bu artan baskı onu gerçek dünyadan koparan oyununa daha da dalmaya itti. Melisa ailesinin beklentilerinden uzaklaşmaya başladıkça, onlar da Minhas'ı ailenin kurtarıcısı olarak görmeye başladılar. Çevresindekilere sık sık ondan bahsediyor ve onun istedikleri gibi bir mühendis olma yolunda ilerlediğini söyleyerek övünüyorlardı. Ne yazık ki tüm bunların büyük bir yalan olduğu ortaya çıktı. Aslında Minhas hiçbir zaman York Üniversitesi'ne kabul edilmedi, onun yerine çok daha az prestijli bir yer olan Seneca Kolej'e gitti. Ayrıca akademik olarak çok geride kaldı ve ateist oldu, bu da dindar ailesini kesinlikle mutlu etmedi. Ayrıca ailesinden bağımsız olamamaktan şikayet ediyor, anne ve babasının hayatının her alanını kontrol ettiğini söylüyordu. Bu tutum özel hayatını da etkilemişti. Tüm bunlara rağmen Minhas internetten bir kız arkadaş bulmayı başardı. Ancak bu durum ailesini çileden çıkardı ve onu daha da sinirlendirdi. Minhas hayatının kontrolünü eline almak istiyordu ve görünüşe göre bunu Perfect World oyunu ve Discord internet topluluğundaki arkadaşları aracılığıyla buldu. O arada akademik performansı düşmeye başladı ve derslerinde başarılı olmayı bıraktı. Sınıfta kalmaya başladı ve derslerine olan ilgisini kaybetti. Sonunda, üniversiteye gitmeyi tamamen bıraktı ve tamamen oyun hayatına odaklanmaya karar verdi. Tüm bunlar, son ana kadar onun York Üniversitesi'nde okuduğuna inanan ailesinin bilgisi dışında gerçekleşti. Bu yalan ne kadar uzun sürerse, gerçekte yüzleşmek onlar için o kadar zorlaşıyordu. Derslere girmese de, görünüşte ders çalışmak için her gün evden çıkıyordu. Gerçekte ise bir kafeye gidiyor ve orada dizüstü bilgisayarından en sevdiği oyunu oynuyordu. Daha sonra antrenman yapmak için spor salonuna gidiyor ve gece geç saatlere kadar oyun oynamaya devam etmek için geri dönüyordu. Minhas sık sık yakında ailesinden ayrılacağını söyledi ve ayrıca sürekli olarak yakında hapse gireceği konusunda şakalar yaptı, ancak bu tür haberlerin kimseyi neden endişelendireceğine dair bir neden göstermedi. Bu Minhas'ın internetteki olağan davranışları olduğu için birçok kullanıcı onun şakalarını ciddiye almadı. Minhas, homofobik ve dini konulardaki şakalarda dahil olmak üzere olumsuz yorumlarıyla tanınıyordu. Ancak, oyun topluluğundaki hiç kimse onun sözlerini ciddiye almadı ve bu sadece onu daha da karanlık ve daha saldırgan şakalar yapmaya teşvik etti. Sonuç olarak, davranışları hesabında bazı kısıtlamalara yol açtı ama Minhas buna aldırış etmedi. Sanal dünyada popüler ve ilgi zengini olsa da, gerçek hayatı boş ve yalnızdı. Oyundan men edildiğinde, eylemlerinin ve eğlencesinin ne kadarını yalana dönüştürdüğünü düşünmek için zamanı oldu. 4 yıl boyunca, 2019 yazının sonunda diplomasını sorunsuz bir şekilde alabilmek için okuduğu yanılsamasıyla yaşadı. Gerçeği gizlemek için ailesine sahte bir mezuniyet töreni tarihi bile ayarladı.
O gün yaklaştıkça Minhas'ın davranışları giderek daha korkutucu hale geldi. Adını insanlık dışı, yaşamayı hak etmeyen olarak değiştirmeye ve kendi intiharı hakkında şakalar yapmaya başladı. Geçmişteki zehirli davranışları nedeniyle, Minhas'ın etkileşimde bulunduğu kişilerin onun mesajlarına dikkat etmesi ve herhangi bir değişiklik fark etmesi pek olası değildi. Eğer bir şeyler ters gidiyorsa, onun sadece ilgi arayan üzgün bir çocuk olduğunu varsaymaları muhtemeldi. Minhas gittikçe bu reddedilmiş duruma düşerken, kız kardeşi Melisa hayatını toparladı, ailesiyle yeniden iletişim kurdu ve hatta York Üniversitesi'ne kaydoldu. Bir gözlemcinin bakış açısına göre, aileleri yeni başlangıçlar ve giderek daha olumlu bir gelecekte mutlu ve başarılı oldu. Altın çocuk statüsünü kaybetmek üzere olduğunu anlayan Minhas, 27 Temmuz 2019'da, sözde mezuniyet töreninden sadece bir gün önce korkunç bir eylem gerçekleştirdi. O gün tüm aile kendi işleriyle meşguldü. Babası taksi şoförlüğü yapıyor, Melisa ise yarı zamanlı işinde çalıştıktan sonra, saat 3 sularında markete gidiyordu. Minhas'ın annesi ve büyük annesi ise alışılagelmiş öğleden sonra uykularına yatıyorlardı. Minhas bu programı göz önünde bulundurarak korkunç planını uygulamaya karar verdi. Sessizce annesinin yatak odasına girerek kafasına bir levye ile vurdu ve annesi bilincini kaybetti. Sonra işini bitirdiğinden emin olmak için boğazını kesti. Daha sonra odadan çıktı ve bilgisayarının başına döndü. Odaya döndüğünde Discord'u açtı ve birçok korkutucu resimden ilkini gönderdi. Görüntü annesinin kanlı bedenini ve yanında duran cinayet silahını gösteriyordu. Daha sonra üst kata çıktı ve aynı şeyi büyük annesi için de yaptı. Daha önce olduğu gibi sakince aşağı indi, Discord'u açtı ve işlediği suçun korkunç kanıtlarını yayınladı. Minhas'ın kara mizahına alışkın olanlar bunun muhtemelen başka bir kötü şaka olduğunu düşündüler. Ancak, bu davranışa pek aşina olmayan diğer insanlar oldukça telaşlandı. Her iki fotoğraf da çok gerçekçi görünüyordu ve talihsiz bir şakaya pek benzemiyordu. Bu fotoğraflardan sonra Minhas, annesini ve büyük annesini öldürdüğünü ve aynı şeyi onlara yapmak için kız kardeşi ve babasının dönmesini beklediğini söyleyen mesajlar yayınladı. Bu noktada, diğer oyuncular durumun potansiyel olarak daha fazla ölüme yol açabileceğini fark ederek onu ciddiye almaya başladılar. Birkaç Discord kullanıcısının şimdiki zamanı, onları gözlerinin önünde birden fazla cinayet işlendiğine ve daha da kötüsü bunu durdurmak için yapabilecekleri hiçbir şey olmadığına ikna etti. Oyuncular bu adamın kim olduğunu bulmak ve başka cinayetleri önlemek için mücadele etti. Minhas uzun süredir kişisel bilgilerini saklıyordu, kimse adını, yaşını ve hatta ülkesini bile bilmiyordu. Kısa süre sonra, kanal kullanıcıları Minhas'ın Junior adında yakın bir arkadaşından Minhas hakkında ayrıntı vermesini istemeye başladı. Bu mesajlar Junior'u harekete geçirdi ve Minhas'a görüntülerin ne kadar gerçek olduğunu sordu. Minhas maalesef gerçek olduklarını ve yakın gelecekte babasını ve kız kardeşini öldürmeyi planladığını söyledi. Birkaç acı dolu dakika sonra kız kardeşi sessiz ve korkutucu evlerine döndü. Kapıyı kapatıp içeri girdiğinde Minhas tıpkı önceki kurbanları gibi ona da saldırdı. Cinayetten sonra Minhas cesedin fotoğrafını yine çekti, ancak bu kez fotoğrafı arkadaşı Johna özel mesaj yoluyla gönderdi. Fotoğrafın altına kardeşi Melisa'nın kendisiyle 10 dakika boyunca mücadele ettiğini ve tüm bu süre boyunca ağlayıp çığlık attığını yazdı. Minhas özel mesajında ayrıca ailesine 28 Temmuz'da üniversite mezuniyeti olduğunu ve eylemlerini daha fazla erteleyemeyeceğini söyledi. Bunu yaptı çünkü zavallı bir korkak ve değersiz insan olduğunu düşündüğü için ailesinin kendisinden utanmasını istemiyordu. Minhas, Johna cinayet silahının bir resmi ve kanlı bir bıçakla çekilmiş daha da rahatsız edici bir selfie de dahil olmak üzere birkaç korkunç fotoğraf daha gönderdi. Dehşete kapılan John, Minhas'ın üçüncü bir cinayet işlediğini kanıtlamak için bu fotoğrafları Discord'daki grubun geri kalanına gönderdi.
Discord kullanıcıları Minhas'a karşı mümkün olduğunca çok kanıt toplamak için bu fotoğrafları hemen kaydettiler. O arada Minhas hiçbir şey olmamış gibi tekrar oyununa başladı ve babasının eve gelmesini bekledi. Minhas babasını gafil avlamak niyetindeydi ve baba garaja girdiğinde bunu başardı. Ona da bir levye ile vurdu ve ardından tıpkı ailenin geri kalanına yaptığı gibi boynundan bıçakladı. Minhas yine yeni kurbanın fotoğrafını çekti ve ne yazık ki kullanıcılar bu saldırıyı engelleyemedi. Bir kullanıcıya yanıt veren Minhas şunları yazdı: "Ateist olduğum için zavallı bir korkak ve insanlıktan çıkmış biriyim. Ölümden sonra yaşamın olmadığına inanıyorum, bu yüzden ölmekten korktum ve acı çekmemeleri için ölmelerini istedim. Ne kadar zavallı bir değersiz insan olduğumu bildiğim için çok bencildim. Ben sadece zavallıyım," dedi. Başka bir internet arkadaşına, tüm ailesini öldürdüğünü ve hayatının geri kalanını hapiste geçireceğini yazdı. Ardından da fotoğrafları görmek isteyip istemediğini sordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Minhas, paylaşımları için kullanıcılardan özür diledi ve olay yerinden başka fotoğraflar görmek isteyip istemediklerini sordu. Neyse ki Minhas'ın ifşa olmasıyla her şey henüz kaybolmamıştı. Bir kullanıcı, internete bağlı cihazlar için coğrafi konumlarını gösterebilen benzersiz bir tanımlayıcı olan IP adresini nasıl alabileceklerini buldu. Eğer bu adresi bulabilir ve ardından ev adresine bağlanırlarsa, katilin nerede olduğu konusunda polisi uyarma şansları olacaktı. Bu bilgi sayesinde Minhas'ın Toronto'da yaşadığını öğrenmek mümkün oldu. Minnesota'da yaşayan Discord katılımcılarından biri yerel polis departmanıyla temasa geçti ve bu departmanda elindeki bilgileri Toronto polisine aktardı. Onlara mevcut tüm bilgileri verdi ve polis bir soruşturma başlattı. Bu süre zarfında kullanıcılar Minhas ile iletişim kurmaya devam etti. Onlardan biri, şimdi ne yapacağını sordu. Minhas alkol ve sigaranın tadını çıkarmaya çalışacağını, iyi besleneceğini ve eski kız arkadaşına yazacağını söyledi. Polis tüm bilgilere sahip olduğunda, IP adresini takip edebildi ve Minhas'ın yaşadığı gerçek adresi sağlayan yerel servis sağlayıcısıyla iletişime geçebildi. Minhas'ın konumunu gizlemek için VPN kullandığı ortaya çıktı. İlk cinayetten sonraki 12 saat içinde memurlar ailenin evine gittiler. Minhas onları yatak odasının penceresinden izledi. Daha sonra kendi başına aşağı indi, kapıyı açtı ve polise teslim oldu. Karaktersiz Minhas cinayet şüphesiyle tutuklandı. Sorgulama sırasında soğukkanlılığını korudu ve olayları önemsizmiş gibi anlattı. Kendisine çeşitli cinayet suçlamaları yöneltildi. Minhas'ın duruşmasında, Perfect World topluluğu suçlarını tamamen doğrulayan tüm gönderilerini kaydettiği için suçluluğu hakkında çok az soru vardı. Minhas mahkemede yaptıklarından dolayı çok üzgün olduğunu belirtti ve öldürdüğü ailesi için özür diledi. Kasım 2020'de Minhas, ilk 40 yılı şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şimdi parmaklıklar ardında, kendisine çok değer veren 4 sevdiğinin canını aldığı için cezalandırılıyor. Umuyoruz içeride iyi abiler tarafından şişlenir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.